Chippin. Güzel insanlar. Pascal Nouma yine bir gün kupa kazanıyor. Paris Saint-Germain'de o zamanlar. Lig kupası finalinden sonra işte klasik biliyorsunuz şey gelir. Kupa gelir, kaldırılır, kaptan. Sonra sırayla arkadaşlarına verir ve o kupa sevincini hepsi birer birer yaşar. İşte alır yanındakine verir falan ve sıra Pascal Nouma'ya gelir. O kupa sevincini yaşamaz. Kupayı kaldırmaz ve direkt bir yanındaki arkadaşına verir. Herkes merak eder. Ne olacak diye. Bu ne? Su. Benim vodka tonik nerede? Bütün hikaye yarım kaldı. İşte Pascal böyle bir adamdır aynı zamanda. O çılgınlığıyla dilleri meşhur. Hikayenin devamının güzelliği şurada. Pascal Nouma'yı sevme nedeni Türk futbol severlerin. Çünkü neden sen kupa töreninde o şeye katılmadın diye sorduklarında çünkü ben son 15 dakika oynadım. Yeteri kadar katkı sunmadım der. Ama 2 sene sonra yeni takımında kupayı kaldırırken kendine o günü, o dönemi hatırlatır. Kupayı kaldırır ve işte şimdi senin zamanın der. Yani Pascal Nouma formanın hakkını veren adamdır. Tribünün sahadaki temsilcisidir. O yüzden de çok sevilmiştir. Çok sevildiği için de dedik ki ne futbol muhabbeti döner be dedik. Ve davet ettik. Bir yudum alıyorum şimdi. Çok İşte bu. İçemedim de bir dakika abi. Ben de şerefe. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sek vodka. Çok sek ya. İnanacaklar ya. Vallahi su. En iyi golcüleri konuşalım dedik ama bizim lig, Süper Lig'deki en iyi golcüleri gelmiş geçmiş beraber. Bakın bir tane sen seç, bir tane ben. Türkiye, sen hariç. Ama Türkiye'de futbol var mı? Bence de yok. Okay, tamam. Ama sizin zamanınızda vardı abi. Fena. Evet, onları da konuşacağız şimdi. Aynen öyle çünkü güzel. Bu yeni lig falan ben tanımıyorum. Yok. No. Bir tane var onu soracağım yani. Bir iki golcü var ama soracağım. Tamam. Beğendiğimizi sağ, seçmediğimizi sola kaydıracağız. Aldım verdim başlıyor efendim. Abi sağlık sıhhat nasıl önce? İyisin. İyiyim teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Onu bir sorayım dedim. Hadi. 51 yaşında. Evet. Çünkü şöyle 51 yaşında. Ayıp ya kızlar ne yaptın mesela dede diyorlar. Evet, evet. Neyse. Böyle yap. Ceza. Biraz daha konuşursam yani neler gelecek başına. Genç Pascal'la program devam ediyor. İşte bu. İlk isim Nicolas Anelka. Oynadın beraber. Evet. Nicolas Anelka ben biraz yaşlı tamam mı? Hı hı. 51 yaşında evet doğrusu. Kendi söyledi. Ve ben profesyonel idman yapacağım ve Nicolas Anelka PAF takim geldi. Ama ben daha fazla idman profesyonel yapacağım tamam o zamanı. Anelka çok sessiz adam ve yetenekli tabii ki. Ve sonra Fransız Federasyon kural da var tamam aynen her yerde tamam mı? Kontra profesyonel imza yapıyorsun 4 sene. Ama Nicolas Anelka avukatlar tamam mı? Bir tane şey bir katakulli yapmışlar yani. Tamam mı? Ve Nicolas Anelka normalde 4 sene kontra yapması lazım. Evet. Ama ilk maç yaptı, sonra Arsene Wenger Arsenal istiyor ve direkt transfer. Hayır, normalde 4 yıllık kontratla devam etmesi lazımken ilk maçından sonra Arsene Wenger'le Arsenal'ı uçuyor. O kadar yetenekli adamdı. Çok, hem de çok. Ha. Evet. Türkiye'de de çok az izledik ama Denizli maçında niye oynamadı falan diye yine hep aynı yere gidiyor hikaye. Futbol Fransa, İngiltere, Almanya falan, İspanya'da zor. Ama Türkiye'de daha zor. Niye? Çünkü futbolcu kasap. Taktik yok. Yok ama sen haftada 3 antrenmanla takır takır gol atıyordun. O da var yani. Değil mi? Evet normal. Biliyor musun neden? Neden? Çünkü ben çok korktum ki taraftarlar bana kesiyor. O zaman gol attım. O da var yani. Mesela Icardi şimdi öyle. 2 antrenmanla gol atıyor. Belki 1,5 sene yetek Paris Saint-Germain'de abi çok az oynuyor. Galatasaray geldi. Gol makinesi. Bravo. En iyi özelliği ne Icardi'nin? Ne dersin? En iyi özelliği. Ben Icardi aynen değil. Ben savaşçı falan ama Icardi belki 90 dakika çok transparan ama bir tane top gelip gol atıyor. Ver atsın yani. Aynen öyle. Evet, öyle oyuncu. Lige gelen en iyi yabancı Anelka mıdır yoksa diğer isimlere bakalım mı beraber? No. Ben kalsın ama devam edelim. Mutlaka daha iyisi vardır. Arkadaşım. Chippin kazanman için demiş. Evet, burada sponsorumuza bir teşekkür edelim. Hemen geçmeyelim. Önemli bu. Chippin'in güzelliği şu. Bu uygulamaya istediğin banka, kredi kartını ekleyip kolayca mobil ödeme yapabiliyorsun. Misal sadece telefonunla koşuya çıktın. Bir markete uğrayayım eve dönerken dedin ama cüzdanın yok yanında. Dedin Chippin var. Carrefour ya da Migros'a uğrayıp alışverişini yapıyorsun. Hem kolayca mobil ödeyip hem de chip puan kazanıyorsun. Sadece marketler değil, örnek verdik ama onlarca yaygın markanın yanı sıra yüzlerce lokal markada da mobil ödeyip chip puan kazanabilirsin. Yani Chippin'de kampanyalar, chip puanlar bitmek bilmiyormuş efendim. Haberiniz olsun deyip muhabbete devam edelim. Mario Gomez diyorum, ben kenara çekiliyorum. Çünkü sen yorumla. Mario Gomez senin giydiğin formayı giydi ve çok kızdı taraftarlar çünkü çok sevmişlerdi. Evet. Gitti ya. Evet, biliyorum. Golcülüğü, karakteri buyursunlar. Golcülüğü, Almanya milli takım, Bayern Münih oynuyor. Çok iyi futbolcu, uzun boy falan filan. No, beğendim ama benim tip en sevdiğim futbolcu değil. Bu. Rakip yani. Benim rakip yani. Ama sen Beşiktaş, mesela seni Galatasaray istedi. Ben Beşiktaş şimdi dedin, gitmedin. Doğru mu evet, bir kere? Önce biz doğruladık. Değil mi? Haberlerde okuduk da doğru mu bilmiyorum. Fenerbahçe de mi istedi? Ben normalde ilk kulüp önce Beşiktaş, Fenerbahçe. Ama ben bilmiyorum. Sonradan evet, öğrendim. Evet, öğrendim. Ama Beşiktaş'tan sonra Galatasaray istedi sen Fransa'dayken değil mi? Ha, o doğru. Daha fazla para gibi. Ben dedim Beşiktaş dövmeler sonra olmaz yani. Yasak ya. Ama Mario Gomez gitti ya. Evet. İşte ikinizin arasındaki fark Beşiktaş taraftarı için. Çünkü ben sadece bir tane kanda var Beşiktaşlı. O kadar. Başka yok. Evet. Kaç maç yaptı Beşiktaş'ta bir sene? 26 gol attığını hatırlıyorum da. Ama kaç dedi penaltı? He, kaç? Pardon yani. Ben kaç? Kaç? 24 gol, 24 maç, 18 gol. Ya. Ama penaltı yok. Bir de İlhan'ı satmasalardı belki daha büyük iş yaparlardı. Senin zamanında İlhan satılmadı mı? Kim o? İlhan kim? Mansız. Tanımıyorum ben. Sorry. Anladım. Pardon. Teşekkür ederim. Geç. Oo. Tam senin kafa. Benim kopi gibi. Fotokopi gibi. Evet, buyursunlar. Hanginiz daha crazy? O. O değil mi? Evet. Çünkü şöyle bir şey var, ben izleyicilere söyleyeyim. Abi bu o kadar deli ki soyunma odasına, Inter soyunma odasına artık futbolcu arkadaşları saldırmışlar. Ama sen çok seviyordun. Hiçbir şey bu. Çünkü Fransa'da ne zaman Nice oynadı, Fransız sevgili de var. Çünkü Nice oynadı, ben Cannes yaşıyorum, tamam mı? Cannes Nice 30 dakika. Eski Balotelli sevgili. Anladım. Tamam. Ve ben bilmiyorum. Sonra. Anladım. Tamam mı? Eski sevgili konuştuk falan. Bana diyor Pascal, Balotelli aynı sen ama gerçekten bebek gibi. Televizyonda agresif falan ama ne zaman eski sevgili kedi gibi, tamam mı? Banyolardan gelmiş, çok zor hayatlardan geliyorsunuz. O belki sizi biraz daha böyle crazy gösteriyor. İyi bir şey galiba ama hepiniz çok iyi oyuncular oldunuz. O zorluklar sizi çok iyi oyuncu yaptı galiba. Çok zor hayatlar yaşadınız. Gerçekten benim hayatım değiştirmek istemiyorum. Çünkü ben sokaklarda geldim, fakir falan filan. Şimdi buradayım. O zaman benim hayat böyle, tamam mı? O zaman sadece spor, basket, futbol falan. Zenciler yetenekler gibi falan sporda. Ne zaman sokaklardan geldik biz. Biz daha güçlü. Ama biraz da kavgacı yeri geldi. Ben sokaklarda ne zaman 5 yaşında kavga hemen. Ben sen biliyor musun? Ben ilk karakola gittim, ben kaç yaşındayım? Kaç yaşında? 6. Fransa'da. Kavga. No, hırsız. Hırsız. Polis böyle. Vallahi billahi. Ya geçelim. Balotelli hayır diyeceğiz çünkü işin arasında başka şeyler girdi. Balotelli'ye geçelim mi Orçuncuğum? Hızlıca yani. Jardel, seni sevdiğin golcülerden. Ver atsın. Hatırlar mısın? Hiç tanımıyorum. Yürü git ya, bu kim ya? Çok kötü ya. Niye? Kızdırıyormuşum. Çünkü bir tane kontrol gördün mü? Yok. Okay, o zaman bu futbolcu değil bu. Bak baba, bir şey söyleyeceğim bak. Jardel. Brezilyan futbolcu. Milli takım Brezilyan. Porto oynuyor. 40 gol her sene. Tamam mı? Normalde 40 gol. İngiltere gidiyorsun, Almanya gidiyorsun. Neden? Galatasaray geldi. Çünkü onlar İngiltere gitti, Bolton 6 ay yürü git. golcüler konuşuyor, ben ne diyeyim üstüne. Düşünsene 40 gol bir sene normalde nereye gidiyorsun? 10 gol gidiyorsun Real Madrid. Bütün büyüklük bu adamda. Neden? Çünkü bir şey var. Okey. Geçiyoruz, direkt geçiyoruz. Yürü. Buyursunlar. Drogba. Türkiye'ye gelmiş en iyi golcü müdür? No. No. İngiltere'de en iyi golcü ama Türkiye'de yok. Benim bence. Benim eski komşu Göktürk yaşıyoruz biz. Evet. No, çok iyi adam. Çok iyi profesyonel. O da çalışkan forvetlerden. Evet. Siz çalışarak forvet olunuyor mu? Mesela sen her antrenmanla... Mesela senin Dinamo Kiev golün en güzel golün değil mi? Ben sanıyor musun bu gol? 15 gün ben... No. Onun için sordum işte. No. Dinamo Kiev... Aşırtma golü var. Ne zaman söylüyorum. Biz Kiev'e gittik, ben yedekteyim, tamam mı? Hı-hı. O zaman ben tüm maçlar önce, o zaman ben yedek bakıyorum. Türkler... Araba gelip maç boş ver, ben öyle analiz tak. Sonra maçtan sonra ben sordum DVD. Evde stop play. Defans, kaleci, pozisyon. Pap. Sonra her gün ilk maç Kiev'de, sonra ne zaman dönüş? 15 gün idmandan sonra 1,5 saat ben çalıştım. Tek kale crossbar. Ha. 50 top gül. Kaleciyi izledin çünkü. Hep öne çıkıyor herhalde. Aynen öyle. Ha. Onlar diyor Pascal ne yapıyorsun? Ha, hiçbir şey. 15 gün böyle her gün. Ne zaman top geldi ben biliyorsun kale ileride. Bir koydun. Kolay. Demek çalışarak olunuyormuş demek. Bir de bence en güzel golü. Belki hatırlayanlar yazarlar başka gollerini de. Müthiş. Hı. Neyse Drogba'ya da hayır dedi. Pascal Nouma golcü beğenmiyor. Bakalım ne çıkacak. Buyursunlar. Aboubakar bu senenin en sevilen oyuncusu. Kamerunlu. Aynı ben. Ne diyorsun? Beğeniyor musun Aboubakar abi? O derece. Eyvallah. Onu da tutalım o zaman. No. Çok iyi. Bir de 2 dizi sakat. Ona rağmen çok iyi abi. Sen mi Aboubakar mı? Aboubakar. Senden iyi diyorsun. Evet ben de Aboubakar. Ben öyle düşündüm ben. Ha. Çok yetenekli, çok teknik. Her şey var. Komple. Full option. Seçimini yaptı Pascal Nouma. Tutuyoruz o zaman bu. Senin tabii en iyi forvet Aboubakar diyoruz. Tabii. Tamam. Şimdi evet. Pascal Nouma seçimini yaptı. Eto'ya ne dersin? Özür dilerim. Eto. Çok iyi golcüydü ya. Yok. UFO. Çok uzaylı adam. Çok uzaylı. No. En komik. Her zaman biz tanıştık. Buluşuruz. Pascal abi böyle diye bana diyor. Normalde ben. Pascal abi, grand frère. Büyük abi. Böyle. No, çok iyi ve sempatik. Doğal. Ekstra like yaptı. Şimdi bana sonra Aboubakar, sonra ben. Beğenir miydin Demba? Evet. Beğendim. Şimdi benim list Eto. Evet. Aboubakar. Ya bu ikisinden... Drogba. Anelka vardı. Zor ya. Evet. Çok zor. O yüzden seni çağırdık abi. Biz seçemiyoruz. Oğlum, çok zor. Ya. Çok zorladık ya. Geçelim. Fırsatçı. Ama hepsi. Evet. O zaman Dembaba'yı da geçiyoruz. Tamam. Ve Milan Baroş'la devam ediyoruz. Daha Avrupalı golcü geldi. Ne diyorsun abi? Bu sessizlik korkutuyor beni abi. Ne desem de diyor şimdi. Milan Baroş. Gol kralı sonuçta. Bu ligde gol kralı oldu. Sen çok şanslısın. Çok şanslısın. Abi Kurtlar Vadisi dizisinde oluyor böyle aksanlı mafyoz. Tu te rappelles pas que quand il jouait à Galatasaray, ce qu'il avait fait? Gençler Birliği un black je sais pas quoi ou non, ouais, corner il fait. Je l'ai attrapé au Masquerade. Senin Leeds maçında Mills'le bir tartışma olmuştu. O da ırkçıymış. Hiçbir şey yaptım ben. Hiçbir şey. Kırmızı kart vardı yani. No, kırmızı kart yok. Anladım. Günün sonunda raconu ben yiyeceğim. Osmanlı Tokal. Normal. O normal. Normal bu. Seviyordunuz ya. Yani ben o de. Tavırları. Bir de Pascal Nouma'nın şöyle bir güzelliği var. Beşiktaş taraftarının siyahi oyunculara müthiş sempatisinin en tipik örneği. Çünkü biz aslında ırkçılığın antiteziyiz bu tip alanlarda. Bir şey söylemek isterse diye ben hani belki söylemek ister belki istemez. Yoksa hemen geçeriz. Ne zamanı iyi şey yapıyoruz her şey güzel. Evet, Milan Baroş'u atıyoruz ve Pascal Nouma'ya Pascal Nouma'yı soruyoruz. Deli. Bu ne ya? Kendini seçer miydin? Disko'da. Disko'ya konuşmak yapabiliriz. Evet. Benim seçimim tabii ki Pascal Nouma vardı. Onu konuşalım konuğum. Yani ben seni seçiyorum. Tabii ki yani. Biz Pascal Nouma ile büyüdük yani. Pozitif ayrımcılık olsun o kadar yani. Kafa golü var. Ayak golü var. Çeviklik var. Biz Türkler biraz severiz. Hafif agresyon var. Hafif değil de yani agresyon var. Onları seviyoruz. Totem oluyor muydu? Mesela uzun hafta gol atamıyorsun ya. Bir şey yapıyor muydunuz böyle gol atmak için? Totemler, uğurlar, dualar bir şeyler oluyor mu? Anne. Lütfen annem. God please help me. Dua ediyordun. Yani. Dua ediyorum, evet. Non, non, la personne qui est là et la personne qui est là, c'est deux personnes totalement différentes. Je le connais pas lui. Deux personnalités. Peki, ben seçtim o zaman. Seçimi yaptık. Sen sağdaki Pascal'ı seçtin, yanındaki Pascal. Ben yanındaki Pascal Nouma'yı ilk kez gördüm ve çok sevdim. Tabii ki bu Pascal abimizi de çok seviyoruz. Ama bizim hatıratımızda, biz yaştakilerin hayallerinde Pascal Nouma'nın da ayrı bir yeri var. Pascal Nouma'nın bu listede bence yok. Pierre Van Hooydonk'un. İyi golcü değil mi? Benim... ben onu bekledim uzun süre de. Futbol biliyor musun sen ya? Yine az buçuk. Valla çok iyisin de. Van Hooydonk'u çok severdim. Tabi listede başka görmek istediğiniz isimleri siz alta yazarsınız da. Son soru dünyadaki golcüler üzerine olsun. Dünyada bu sıra çok beğendiğin best forvet kimler var? Şu an. Haaland gibi. Lewandowski. No. Mbappé. Mbappé, Lewandowski, Haaland. Falan hepsi çok iyi dünyada. Ama nasıl seç bir tane ya. Evet. Çünkü herkes, tüm yetenekli, golcü falan. O zaman Mbappé çünkü genç ve bence de en natural. Zidane gibi, Sergen Yalçın gibi. Ya Zidane bir de asker arkadaşın değil mi? Evet. Biz başladık, 14 yaşındayız. Fransız milli takım, 21 yaşında ben bıraktım, tamam mı? Ama ne zaman 13-14 yaşında Zidane aynen teknik, aynen Sergen'di. Ona yetenekli, natüreli gibi, ya natüreli. Biz koşuyoruz, kontrol ediyoruz, onlar... O zaman Anelka diyorum ben. Anelka'ya mı döndün? Yok, Anelka, Mbappé pardon. Mbappé, ha. Zidane güzel adam ama değil mi ya? Benim en çok sevdiğim oyunculardan biri de. İnanılmaz çünkü biz çok eski arkadaşız, genç arkadaşız ve çok utandı. Utangaç bir adam, çekingen. Evet. Mütevazı. Aynen öyle. Aynen münevver gibi. Pascal, sen de öylesin. Çok teşekkür ederiz. Vallahi bizi rahatlattın. Biz de çok mutlu olduk. Çocukken izlediğimiz Yani evet. Gençken izlediğimiz bir oyuncuyla yan yana oturmak bizim için çok büyük şeref. Ne zaman istersin buradayım. Eksik olmayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Sizin takım falan. Evet, falan. Yusuf Yanan Çalık. Ben bu yok önemli değil. Önemli değil. Fransızca konuşuyoruz. Teşekkür ederim çünkü arkamda kamera her zaman iyi insan da var. O zaman herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ekip adına. Çok sağ olun. Sen yok. Münevver Hanım hariç efendim. Menişeri. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Benim vodka tonik.